Efendim Eko TV ekranlarından yeniden hepinize merhabalar. Araştırma Masası programıyla programlarımız kaldığı yerden devam ediyor. Ve araştırma müdürümüz sevgili Cenk Ak Yoldaş'la beraber şöyle genel bir küresel ölçekte yaşanan gelişmeler. Evet. Yurt içi tarafta bazı haber başlıkları var. Özellikle Bank of America'nın yapmış olduğu bir dolar TL tahmini var. Onu da sana sormak istiyorum. Ben de kendi yorumlarımı tabii ki dile getireceğim ama dilersen şöyle Cenk biraz küresel tarafla başlayalım. Çünkü bankacılık krizi şu anda sanki birazcık hafiflemiş gibi ama gelen açıklamalar... Hani önümüzdeki dönemde bankacılık krizinin daha da fazla artmasını engelleme noktasında sanki önden peşinen yapılan bir sözlü yönlendirme gibi duruyor. Mesela benim şurada dikkatimi çeken Barclays'ın açıklaması var. Yani Barclays'tan stratejist Joseph Abate diyor ki bankacılık sistemi için yeni bir mevduat çıkışı gelmekte diyor. Bak gelebilir de demiyor yani. Biz görüyoruz bunu gelmekte diyor. Ya diyorlar nereden çıktı bu? Diyorlar. Hani bu şekilde söylemiyorlar da hani ben daha iyi anlaşılsın diye biraz cümleleri dramatize ediyorum. Ya diyor ki iki çeşit diyor çıkış olacak diyor. Hatta bir tanesi diyor oldu diyor. O bir tanesinde kastı şu. Diyor ki ya Silikon Vadisi Bankası battı. Dolayısıyla Moody'ler yani mevduat sahipleri bir anda strese girdiler. Bankacılık sektörüne ilişkin güven kaybına uğradılar. Dolayısıyla hemen koşarak mevduatları çektiler. Bunun sonuna geldik diyor. Yani bu sebeple bir çıkış olmayacak diyor. Ama ikinci dalga daha kuvvetli olabilir diyor. İkinci dalgadaki kastı da şu. Diyor ki ya şimdi burada bir risk var. Bankacılık sektöründe bir risk olduğu görülmüş. Dolayısıyla riske bakıyor, getiriye bakıyor. Yok yani getiri, hani o riske değer bir getiri olmadığını artık uyandı diyor yatırımcı Moody. O zaman ne yapacak diyor? Para piyasası fonlarına doğru bir kayış söz konusu olacaktır. Bankalardan para piyasası fonlarına doğru... Ciddi bir mevduat akışıyla beraber yeniden bankacılık krizine ilişkin emarelerin ya da ciddi alanda konuşulduğu bir atmosfere doğru girebiliriz diyor. Bana çok mantıksız gelmedi. Yani mantıklı mantıksızdan ziyade bir senaryo olarak masaya koyulabilecek bir senaryo olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki. Yani şimdi para piyasalarındaki fon akışlarım tabii ki dönemsel olarak farklılaşabilir. Risk algısına göre değişebiliyor. Kısa vadeli fonlara kayabiliyor, uzun vadeli fonlara kayabiliyor. Şu andaki mühim olan bizim algıyı tekrardan normalleştirip uzun vadeli fonlara doğru kaymayı sağlamak. Yani uzun vadeli fonlara hala girişi sağlamakta yeterli enstrümanlar tam manasıyla çalışmadığını da görmekteyiz. Dönemsel olarak işte tahvil piyasasına bir alım geliyor. Sonra peşinden tekrar satış geliyor. Oradaki stres hala dizginlenmiş değil. Ama şunu görmek mümkün. Yani kastettiği şu. Yarın öbür gün eğer olası bir faiz indirim senaryosu ya da resesyon hikayeleri gelirse faizler tarafında aşağı doğru bir hareket yaşanabilir. Bunun da getirisiyle beraber para piyasalarına doğru, fonlara doğru kayışın biraz daha hızlanması beklenebilir. Yani önümüzdeki dönemde zaten beklentide yavaş yavaş bu faizlerde tepe bölgenin ulaştırıldığının kanıksanmasıyla beraber işte yarın gelecek olan enflasyon verisi, enflasyon değil mi diyeyim? Kişisel tüketim harcamaları verisine baktığımız zaman... Fed'in favori enflasyonu. Evet yani işte oradaki rakama baktığımız zaman zaten biliyorsun bizim hep bahsettiğimiz iki hedefi denilen hikaye orası. Doğru. Yani herkes biz manşet enflasyon tarafını ikiye ineceğini düşünmememiz gerekiyor. Oradaki çekirdek enflasyon tarafındaki rakamın bizim favori enflasyon olarak takip ettiğimizi biliyoruz. Dipnot koymak istiyorum. %4.7 idi daha önceki. Evet. Yarınki gelecek data da %4.7 olarak bekleniliyor. Hedef %2. 4.7. Ve aynen. Geçen data ile bu data arasında herhangi bir değişiklik olmayacağını. Bir önceki datada da biliyorsun 4.4'tü. 4.4'ten 4.7'ye çıkmıştı. O biraz zaten piyasaları streslendirdi. O stresi görünce Fed'in de söylemleri sertleşince bir anda ne oldu? İşte bankacılık krizinde acaba faizler 6-6.5'a gidiyor mu diye stresi yaşanıp bir anda her şey algı değişti. Onunla birlikte de işte bir anda insanların İşte mevduattan kaçıp dönüp işte Bitcoin'de altın gibi enstrümanları, 10 yıllık tahvil gibi bütün tahvil piyasadaki uzun vadeli bütün enstrümanlara sert bir girişin olduğunu görmüştük. Bunun devam edebileceği, bu algının oluşabileceğini görüyoruz. Bu da tabii ki bankacılık sektörü üzerinde bir etki yaratabilir mi? Yaratabilir ama şunu da unutmamak lazım. Eğer para piyasaları tarafındaki hareketle beraber, para ve sermaye piyasalarının oluşacak bir akımla beraber aslında banka bilançoları üzerinde oluşmuş olan tahvil piyasası kaynaklı zarar baskısının da biraz minimize edilir. Yani buradaki iş aslında bu kayış biraz daha bankaların orta vadede işine yarayabilecek, mevduattan kayıp o tarafa gitmesi işine gelebilecek bir enstrüman olarak okumak gerekir.
Ben çok karamsar bir tablo olarak okumuyorum bunu, olası bir gelişme olarak. Eğer böyle bir durum gerçekleşecekse piyasalarda bir rahatlama sürecinin önü açılıyor demektir. Yani kötü veri, iyi piyasa mottosunun bu şekilde yeniden çalışma ihtimali var. Aynen öyle, aynen öyle. Böyle bir durum söz konusu. İşte stresli dönemin atlatılması ile beraber bir piyasada bir rahatlama yaşanacak mı? Önümüzdeki yani ilk çeyrek önemliydi. Onu bitiriyoruz artık. İlk çeyrek bitiyor. İlk çeyrek içinde bayağı dalgalı anlar yaşadık. Şimdi ikinci çeyrek bence biraz daha belirsizliğin ortadan kalkmasına yönelik adımdan atılacağı dönem. Yine volatilitenin belki birinci çeyrekten daha yüksek olma ihtimali bile gündeme gelir. İkinci çeyrekte diyorsun. Evet. Doğru. Birinci çeyrek daha yani stresli bir çeyrekti. Özellikle yılın dördüncü çeyreği oldukça iyi bir performans geçirdi piyasalar. 9 ayın sonunda dibi bulduğunu düşündü. Ondan sonra Ocak 15'ten sonra ise sarmal tersine dönmeye başladı. Hep o tarihe kadar bardağın dolu tarafını görmeye çalışan piyasa, gelen verilerin ısrarla iyileşme yönünde sinyal üretmemesi ya da iki enflasyon tarafında ısrarla iyi senaryo oluşturmakta zayıf kalması, öte yandan da diğer verilerde de güçlü verilerle karşı karşıya kalmak. Yani iş piyasasının kuvvetli bir iş piyasasıyla istenilen bozulmanın sağlanmadığını görmüştü. Bunlar da Fed'in bizim düşündüğümüz planlara gelme ihtimalini zayıflatıyor, endişesi yaratmıştı. Ve onların peşinden de sert kırılımların yaşandığını, işte faizlerin hemen hemen hepsinin dördünün üzerine çıktığını, kimilerinin artık iki tane özellikle de iki yıllık tahvilin de beşin üzerine çıkması birlikte piyasada sert bir kırılım yaşadık bu bankacılık kriziyle beraber. Cenk, sene başını hatırlıyor musun enflasyon tabii. beklentilerini? Tabii ki. Tabii ki. Enflasyonda artık en kötüsü geride kaldı. Ha. Atılan para politikası adımları gecikmeli etkisiyle beraber enflasyonun beli artık kırılmış oldu. Bundan sonraki süreçte Fed daha da yavaşlayacak ve hatta faiz indirimlerine başlayacak tarzında bir beklenti vardı. Hatta büyük raporların hepsi de genel, hepsi demeyelim ama geneli bu beklenti üzerine kuruluydu, hatırlarsın araştırma evet. raporlarının. Ama biz buradaki yayınlarda da bunu ben de çok sık dile getirdim, sen de çok sık dile getirdin. Şimdi genel itibariyle yıl başlarında yapılan raporlar, yani o cümleler, o beklentilerin önüne hep ceteris paribus Tabii. kelimesi konur. Yani oraya fiziki olarak konmaz ama alt metinde o vardır. Ama hiçbir zaman ceteris paribus olmaz. Olmuyor. İşte bugün yaşadığımız süreç mesela Tabii. bankacılık krizi, bankacılık sektörüne ilişkin yaşanan endişeler. Siyah kuğu olarak değerlendiren var, değerlendirmeyen var. Ama en kötü bir esmer kuğu olarak ben mesela dile getiriyorum. Yani siyah kuğu değil ama siyah kuğu olmaya aday olması kadar da önemli bir gelişme olduğunu görüyoruz. Ya ama gerçekten son dönemdeki şeyler çok üst üste geldi. Fed'e ilişkin beklentiler. Çünkü ben şimdi bölgesel Fed başkanına yapmış olduğu açıklamalara da bakıyorum. Kafalar da çok ciddi karışık. Yani çok sessizlik var. Yani baktığın zaman tek bir sessizlik. Ortak konsensüs yani, ortak konsensüs yani. Bozulmaya başladı yani. Bunların getireceği yan etkiler tabii ki belirsizlikler. İşte öngörülmeyi zorlaştırıyor. Öngörülmenin olmadığı yerde de volatilitenin başladığını görürüz. O nedenle ikinci çeyreğin biraz daha volatil olma potansiyelinin yükseldiğini düşünüyorum ben. Fed'in atacağı adımlar artık ne şekle bürünecek? İşte bu önümüzdeki toplantıya kadar iki tane data alacağız. Bu iki datadaki şekillenme bizim yol haritamızı belirleyecek bir şekilde. Şimdi şöyle hatırlarsın gene, zaten malum içinde olduğumuz için laf geliş söylüyorum. İki hafta önce bankacılık krizinden önce Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar 50 bas puanlık faiz arttırma artık kesin garanti. Hatta salı günkü yayında da bunları konuştuğumuzda %80 seviyesine çıkmıştı evet. olasılık. Bir anda bankacılık krizi pas geçer, hatta faiz indirir diyen bile var. Arkasından gelen 25 bas puanlık faiz arttırma. Şu andaki stresin bir miktar azalmış olması, algının hala algı tabii ki bankacılık krizi üzerinde. Bankacılık sektöründe neler oluyor sorusu hala devam ediyor. Ama stresin bir miktar azalmış olması piyasalarda hafif montanlı bir rahatlama sağladı. Ama öyle bir gelişmeler var ki yani pamuk ipliğine bağlı gibi geliyor bana. Ve Fed'in şu anda kafasının karışık olması da bence çok normal. Çünkü bir tarafta finansal istikrar, diğer tarafta fiyat istikrarı. Şimdi birisinden birisini seçmek gibi bir zorunluluğa da kalma ihtimali var Fed'in. Çünkü ikisi de bir arada götürülebilecek unsur değil. Mesela bu toplantıda yaptı. 25 bas puanlık faiz arttırımı neden? 50 bekleniyordu.
krizden önce, tabii, bankacılık sektöründeki bu yaşanan negatif gelişmelerden önce 25 yaptı. 25 neydi? Dostlar alışverişte görsündü. Ama bundan sonraki süreçte eğer ki bu bankacılık sektörüne ilişkin negatif gelişmeler söz konusu olursa, ki şu anda piyasalar da gerçekten bir ceylan gibi ürkek. Hem onun atikliği var, piyasalardan kaçma noktasında bir ceylan atikliği ile kaçabilir. Hem de onun kadar ürkek bir yapıdan da bahsediyoruz. Şimdi yarın öbür gün mesela misal değil mi? Geçen Deutsche Bank'ın bir haberi geldi. Evet. Haber dediğim spekülasyonlar vardı. Yarın öbür gün Deutsche Bank üzerinde, işte örnek veriyorum JP Morgan üzerinde, Goldman Sachs üzerinde bu tarz spekülasyonlar yapıldığı zaman gerçekleşmese de olur. Bak gerçekleşmese tabii de ki olur. Spekülasyon bile yeter. Zaten ondan sonra negatif bir kısır döngüye girer iş. Dolayısıyla şimdi bir tarafta finansal istikrar, diğer tarafta fiyat istikrarı. FED mesela sence bunların hangisini seçer? Eğer seçme zorunda olursa, ben mesela fiyat istikrarını değil de finansal istikrarın çok daha kritik bir önemde olduğunu düşünen taraftarım. Kesin kesin katılıyorum. Hatta arkadaşlarımızdan rica ettim, Reuters ekranını yansıtabilirlerse. Burada 8 Mart sonrasında bankacılık sektöründe yaşanmış türbülansı bize anlatan, çöküşü gösteren bir grafiğimiz var. Bu grafiği bize gösterirlerse sevinirim. Buradaki fiyatlamalara baktığımız zaman market cap açısından değerlendirdiğimizde net şekilde görüyoruz. Hisse fiyatlarındaki işte First Republic Bank 8 Mart sonrasında %88 değer kaybetmiş. Doğru. Yani piyasa değer açısından baktığımız zaman 18.6 milyar dolarlık silmiş. PacWest Bank %64.8 düşmüş, 30.6 milyar dolar piyasa değerinden silmiş. Ve Western Alliance Bank Corporation'a baktığımız zaman %52.7 düşmüş. 26 milyar dolar market değerinden, piyasa değerinden düşüş olmuş şirket değerinden. Comenica'ya bakıyoruz %36, orada 21.8. Zions Bank'a bakıyoruz %35.8 düşmüş, 28.5 milyar dolar. Şurada 5 bankayı topladığımız zaman 18, 30, 50 yani 100 milyar dolardan fazla market değerinde bir düşüş. Globalde bu krizle birlikte 500 milyar dolardan fazla bankaların değerinde düşüşün yaşandığını görmüştük. Bunlar azımsanacak rakamlar değil, büyük rakamlar. Yani ki bir de bunlar küçük ölçekli bankalardan bahsediyoruz. Evet, evet, yani büyük ölçekliler yine görece diri kalmaya devam ettiler. Ama Credit Suisse gitti mesela. Tabii, Credit Suisse kendisini işte bir şekilde ilhak ettirmiş oldular. Zorunda kaldılar çünkü evet, batmak için çok büyük tabiri evet. Credit Suisse için bence uygundu. İşte ama bazen işte böyle halının altına süpürmek, bir tarafa yamamak. Yarın öbür gün UBS şu anda önemli, dünyanın en büyük üçüncü yatırım bankası konumuna geçmiş vaziyette. Portföy yönetim açısından değerlendirdiğimizde olası bir risk anında too big to fail hikayesinin ana enstrümanı olabilir. Bunun yaratabileceği belki bundan sonra UBS yöneticileri bugüne kadar belki daha basiretli bir pozisyondalar ki bu kadar pozisyonların büyümesini getirmiştiği olduğu güç sarhoşluğuyla beraber belki alacakları pozisyonlarda daha yüksek risk alabilirler. Bunlar önümüzdeki dönemde bankacılık sektörü için hala risk olmaya aday senaryoların başında geldiğini bize net şekilde söylemem mümkün. Peki Cenk, şimdi mesela şu benim çok dikkatimi çeken bir uyarı oldu. Bank of America diyor ki döviz likiditesi sıkışıklığı olabilir. Hı hı. Yani gerçekten tabii ki yani bankacılık krizindeki bu negatif seyir, sıkıntılı sürecin devam ettiği bir atmosferde döviz likidite sıkışıklığı olması zaten kaçınılmaz bir unsur olacaktır. Çünkü hatırlarsın, evet, krizin çıkmasının anından bu yana krizin başlamasıyla beraber FED ve diğer büyük merkez bankaları bir anda çok hızlı bir şekilde swap anlaşmaları yaptılar. Niye? Döviz, özellikle dolar likiditesindeki bir kuruluk, bir sıkılaşma, bir kısıntının önüne set çekmek noktasında. Ama mesela Bank of America diyor ki finansal koşulların sıkılaşması ve ekonomik büyümenin yavaşlaması nedeniyle küresel döviz piyasasının bu yıl içerisinde likidite krizine karşı savunmasız olduğunu dile getirmiş. Yani ben bankacılık krizinin çok üst düzeylere falan gitmesini beklemediğim için bu yorum savunmasız mı olabilir ama bunun gerçekleşme ihtimali biraz zayıf görüyorum mesela. Ya bu kadar negatif mi bakmak lazım? Şimdi likidite krizi önemli bir şey. Likidite krizi olduğu zaman kredi crunch hikayesine doğru gidiyor. Daha böyle resesyon ihtimallerini de gündeme getiren bir hikaye. Bununla birlikte ileride kurumsal krediler tarafında sıkıntıların oluşması ve hayatını sürdürmek noktasında sürekli bir nakit ihtiyacı olan sektörlerde biraz daha daralmanın yol açılmasına yol açabilir ve burada da kredi defaultların oluşmasına sebebiyet verir. Yine arkadaşlarımızdan rica edelim, yine bir grafiğimiz var. 2023 yılı için Avrupa'da ve Amerika'daki default olma, yani iflas etme
borçlarını ödeyememe riskinin nasıl yükselmesinin beklendiğini gösteren bir grafiğimiz var. Buradaki ileriye yönelik projeksiyonlara baktığımız zaman, Eylül ayındaki projeksiyonlara baktığımızda yaklaşık olarak Amerika tarafında da Avrupa tarafında da %2'nin altında, %1,5'da %2 arasındaki bir oran seviyesinde default olma ihtimallerinden bahsediyoruz. Avrupa için %1,41 ihtimalle, Amerika için de %1,62 ihtimalle böyle bir projeksiyon vardı. Ama özellikle bir anda bakıyoruz ki ileriye yönelik projeksiyonlarda bu son gelişmelerden sonra double'lama durumuyla senaryosuyla karşı karşıyayız. 1,62 olan Amerika'da bu ihtimalin 3,75'lere gittiğini. Default olma ihtimali tabii ki doğal olarak artıyor. Avrupa tarafında da 1,41 olan oranın 3,25'lere gitme ihtimalinin olduğunu gösteriyor. Bu da hakikaten önümüzdeki piyasalardaki stresin hala giderek artma ihtimalinin gündemde oldu. Bugün biraz karamsar bir program olduğu gibi gözükse de mevcut açıdan baktığımızda atılan tedbirlerin bir zaman sonra yan etkilerinin artık kaçınılmaz olarak gündeme geldiğini ve onun yan etkilerinin reel sektörde de iliklerine kadar hissedildiği dönemin yaklaştığını gösteriyor. Sonuçta 2000 pandemi sonrasında yapılan bu parasal genişlemelerin getirmiş olduğu yan etkilerin sonuçlarıdır bunların hepsi. O dönemde yaşanması gerekenler ertelenmişti. Bu dönemde sonuçlarını alacağızmış gibi gözüküyor. Evet Cenk, şimdi tabii ki yurt dışı tarafı çok fazla daha konuşacağız ama ben sana bir soru sormak istiyorum. Çünkü ben de biraz makul de karşılanım aslında bakarsan. Burada net olarak söyleyeyim şu. Bank of America'dan bir dolar TL analizi geldi. Görmüşsündür. Adil değer noktasında bir çalışmaları var. Değerli denen. Aynen öyle. Yani diyor ki Türkiye ekonomisinin yeniden dengelenme sürecine girmesi gerekiyor. İşte finansal koşullarda sıkılaşma olması durumu, deprem sonrası harcamalarda kayda değer bir düşüş noktasında Türk lirasının mevcut değerinden %15 ila 25 oranında değer kaybetmesi beklentisi var. Bu da bugünden hesaplandığı zaman herhalde 23-24 seviyelerine kadar bir yükseliş gözüküyor. Şimdi gerçekten biz hepimiz bunu çok net bir şekilde biliyoruz ki dolar TL üzerinde ciddi bir baskı var. Ama son dönemde o baskıdan da biraz daha sıyrılmaya çalışan bir dolar TL varmış gibi duruyor. İşte son bir haftadır özellikle. Evet, son bir haftadır bir hareketlilik var. Bir kımıldama geldi. Bankalar cephesinde gelen döviz mevduatlarına uygulanan faizlerde de yüksek oranların konuşulduğunu, kulaklarıma geliyor, mesajlar olarak da geldiğini görüyorum. Bunların hepsi bir stresin oluşmaya başladığını gösteriyor. Biliyorsun aylardır, sonuçta geçtiğimiz Temmuz'dan bu yana biz oldukça kontrollü bir kur mekanizmasıyla gidiyorduk. Dolar tarafı daha önce çok sert dalgalanmanın arkasından biraz daha itidalli hale getirip, hatta hatırlarsan Sayın Kavcı ona da bunu sormuştum. Çıpalama modeli üzerinden enflasyonla mücadele ediliyor diye. Çok özür diliyorum. Tabii ki. Sevgili Cenk Hak Yoldaş yorumlarken ekranlara da yansıtabilir miyiz? Finansal yatırım araçlarının son 25 yıllık seyrini özellikle 2011 yılından başlayan grafiği de ekranlara yansıtalım. Üzerinde zaten konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi enflasyonla biz buradaki mücadele noktasında hep şunu söylüyorduk. Kurda sert hareketler olduğu zaman bunun peşinden kaçınılmaz olarak geçiş kur ve enflasyon arasındaki geçişkenlikten kaynaklı olarak birbirini besleyen bir döngüye girmiş oluyor ekonomi. Bu canavar kendi kendini besliyor, bir şekilde büyütüyor. İşte bunun da önüne geçmek için bir yerden sonra kurun fixlenme noktasına geldiğini gördüm. Özellikle de 18,5 ve 19 arasında çok uzun bir süre sabit kaldığımızı söyleyebiliriz. Dar bir marj içinde gitti. Ki burada enflasyonda aşağı doğru takvim etkisinden arındırdığımız zaman etkilerin beklentilerden daha yüksek enflasyon gelmesine rağmen buranın sindirildiğini de görmüştük. Ki 2022 yılında çok daha net grafikte de gördüğümüz gibi %16,23 oranında yıllık bazda dolarda bir düşüş olmuş getiri tabii noktasında. Ki. Ama 2020'de %15, 2021'de %30'lara yaklaşmıştı. %29'luk bir getiri söz konusu olmuş yıllık bazda. Yıllık bazda. İşte bu sene ciddi bir şekilde değer kazanımının yol açtığını gördüğümüzü belirtelim. İşte bunun bir şekilde biliyorsun paranın değerinin belirlenmesinde iki ülke arasındaki enflasyon farkları ve faiz farkları üzerinden bir hesaplama yaparak bu adil değer hesaplamasına gidiyorsunuz.
Şimdi bu hesaplamayı yaptığın zaman hesap makinesi herkes alıp çok kolaylıkla gerçekleştirebilir. Tabii ki burada sizin başlangıç olarak hangi noktayı aldınız? Yani baz, yüz bazı neresi aldınız önemli. Bu noktada biz pik noktasını gördüğümüz 2021'in işte 21 Aralık mı 20 Aralık mı o civarlarda bir o tarihler yakın bir tarihlerde. Şey mi? Kur koruma mevduatta geçtiğimiz tarih. Aralık. O tarihten sonraki süreçte daha böyle bir sakin bir kur tarafını yaşadım. 18-70'lerden bir anda 10 seviyelerine kadar, 10 seviyelerine 11, kadar 11, düştüğünü görmüştük. Sonra işte kümüne arta uygulanan bir sürü makro ihtiyati tedbirlerle beraber insanlığının kur korumalı mevduatta konuşulmuş. Son dönemde kur korumalı mevduatta girişlerde de işte 1.6 trilyona ulaştıktan sonra bir yavaşlamanın tekrardan, bir 400'lerde bir çözülme olmuştu. Sonra alınan uygulamalarla 1.600'e geldi, 1.600'den sonra tekrardan bir patinaj şeklini görmüştük. Bunların özellikle de faizde de bir yukarı doğru açılma yaşanmıştı. Arkasına yatan senaryo neydi? Hatırlarsan kur korumalı mevduat ile Merkez Bankası'nın politika faizi arasında bir korelasyon vardı ve arada bir 3 puanlık fark oluyordu. Politika faizi de artı 3. Artı 3 oluyordu. Biz bu süre zarfında hep bunu koruduk ama bir yerden sonra faiz indirimlerinin önünü tekrardan açabilmek adına biz o ilişkiyi kopartmıştık. Yani o ilişkiyi koparttık. O ilişkiyi koparttıktan sonra KKM'deki oranla daha yukarı doğru normal mevduat faizlerine doğru yakınsamaya başladı. Tabii ona kadar da Borsa İstanbul'da evet. Çok ciddi primler gördük. Borsa İstanbul'da da bu dönem zarfında oldukça hızlı hareketlerin yaşandığını görmüştük. Borsa İstanbul'daki patinaj dönemiyle beraber tekrardan burada bir kümelenmeye doğru gidiyoruz. Bu belirsizlik ortamlarını çok fazla sevmez. Baktığımız zaman genel hatlarıyla Borsa İstanbul zaten senin de belirttiğin gibi 2022'de çok iyi bir performans göstermiş. TÜFE'den arındırıldıktan sonraki değerleme açısından baktığımızda %61'lik bir reel getiri getirdiğini görürüz ki 2019'dan sonra hep borsa reel getiri tarafında yer almış. Daha önceki senelere 2011 ve sonrasına bakarsan bir sene reel getiri, ertesi sene negatif getiri, bir sene artı bir sene eksi şeklinde giden yapı 2019'dan bu yana bir şekilde bankacılık tarafındaki mevduat tarafının zayıflaması, yurt dışından sendikasyon kredilerinin yenilenmesinde yaşanan gelişmeler ve bankanın bilanço daraltmasıyla sonuçlanan gelişmelerle birlikte bir şekilde Borsa İstanbul'un büyütülmesinin önü açılmıştı. Bu süreçte bir sürü halka arzlarla beraber yeni projeler, yeni finansman modelleri, şirketlerin geri alım programları falan hepsi bir araya gelince baktığımızda son 4 senedir üst üste pozitif giden bir Borsa İstanbul. Geçmişe istatistiklere bakarsam bak 2011'de başlıyoruz. Eksi 2012 artı, 2013 eksi, 2014 artı, 2015 eksi, 2016 eksi olmuş. Sonra 2017 artı, 2018 eksi. 1 artı 1 eksi, 1 artı 1 eksi bir döngüsü varmış. Bu döngüyü kırdı. O nedenle bu sene başlarken ciddi bir yatırımcı akınıyla da karşı karşıya kalmıştık. 4 milyon sınırına ulaşmış. 1,5 milyondan 4,5 milyona yaklaştı. Ciddi bir 4 milyon sınırını aşmış bir yatırımcı sayısından bahsediyoruz. Böyle olunca da kümeleşmeye başlayınca da piyasa maalesef yorulmaya başlıyor. Mal dağılmaya başlıyor. Mal dağılmaya başlayınca da patinaj başlıyor. Patinaj başlayınca da hafif tortunun birikmesiyle birlikte çökelti başlıyor. İşte yavaş yavaş biz 5000 puan sınırına geldik. Dayandık tekrardan 5700'lerden. Burada bir mücadele var. Özellikle deprem sonrasında alınan tedbirler ve varlık fonunun etkin olarak aynı zamanda BES fonlarının yine devlet katkısının bir kısmının işte %10'dan %30'a doğru gitmesi gibi gelişmeler Borsa İstanbul'u desteklemeye çalıştı ama yeterli kalmıyor. Yeni kaynak girişine ihtiyaç olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, herhalde artık seçimden sonraki süreçte yeni kaynak girişi, arayışı ya da kendiliğinden gelecek bir yeni kaynak da söz konusu olabilir. Seçime kadar çok ciddi bir oynaklık, yani belli bir yöne doğru Borsa İstanbul'da genelde ekonomist ve stratejistler beklemiyorlar. Yani ama bir bant hareketi devam edebilir ama seçim sonrası ana senaryoların daha farklı bir şekilde çizileceği bir Borsa İstanbul bizi bekliyor gibi gözüküyor. Sevgili Cenk Akyoldaş, değerli katkın ve yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, araştırma müdürümüz sevgili Cenk Akyoldaş'la beraber gerçekleştirmiş olduğumuz Para Öner programının sonuna geldik. Herkese şimdiden güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.